Merhabalar Doçka hoş geldiniz. Bugünkü konumuz possessive article. Yani benim, senin, onun, bizim, sizin, onların nasıl deriz ve bunlar dative, akuzative göre nasıl değişirler. Evet. Hemen başlıyoruz. Bu konunun adı possessive article. Siz de mutlaka Google'a bunu yazın ve baş bir zetse yazın. Altta da çıkan şeyleri mutlaka okuyun. Bol bol cümleler okumanız lazım bir gramer konusunu öğrenmek için. Daha sonrasında anlamadığınız yer olursa işte burada neden oyray olmuş. Burada neden Minum olmuş gibi lütfen bu videonun altına fark etmez nereden baktığınız herhangi bir cümleyi yazıp bana sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Mine taşı, Mind Smartphone, tekrar ediyorum. Her şeyi okuyoruz. Aşağıda normalde konu ama burada bir giriş yapmış. Bunu da okuyoruz. Yani gözünüze çarpan Almanca olan her şeyi okuyacaksınız bu dönemde Almanca öğrenirken ve aslında bu süreçte çok uzun yıllar devam edeceği için her zaman. Meine Taschen mein Mind Smartphone. Neden Meine Taschen? Neden Mind Smartphone? Üben Sie hier, burada çalışın diyor. Wir im Deutschen über Dinge sprechen, die ihnen gehören. Diyor ki nasıl diyor? E, siz diyor Almancada şeyler hakkında konuşursunuz ki onlar size ait olan size ait olan şeyler hakkında nasıl konuşursunuz diyor. Benim senin onun gibi var ya işte bize aitlik bildiren şeyler ya da karşı tarafa aitlik bildiren şeyleri nasıl konuşursunuz? Burada çalışın diyor. Evet çalışacağız şimdi. Erste tak. İlk gün. Bakın erster demiş. Çünkü tak der tak. O yüzden burada herhangi bir artikel olmadığı için başında este yani ilk ester olarak değişmiş artikel gibi hareket etmiş. Ez es Estatak. Bu Carlos'un ilk günü. Under Üniversite, Üniversite. An Değer Üniversite. D Üniversite. An ne yaptı? Dativ yaptı. Under Üniversite oldu. Was sagt ihre Mutter? Was sagt ihre Mutter? Onun annesi ne diyor ona diyor? Markieren Sie die passende Form von dein. Dein'ın diyor. Uygun formunu, pasinde form, uygun formunu yerleştirin diyor. Burada ben çözdüm. Şunlar yeşil olanlar uygun olanlar, şu siyahlar bunlar yanlış olanlar. Bunları hemen silelim. Evet. Diyor ki, Hast du dein Notizheft eingepackt. Şimdi Notizheft D değil. Çünkü D olsaydı burası deine olacaktı. Der ya da das. Bu notisef das. Das notisef olduğu için ne oluyor? Burada önce şuna bakmamız lazım aslında. Bu heft ne pozisyonunda şu an? Önde bir proposisyon var mı? Yok. O zaman neye bakıyoruz? Cümlede ne? Akkuzatif pozisyonunda mı? Datif pozisyonunda mı? Einpacken. Einpacken aynı ne demek? Çantasını almak. Böyle içeri doğru paket yapmak. Yani bir çantaya koymak gibi bir şey çantaya koyma işlemini, aynı pakın işlemini ne üzerinde yapıyor? Notit seft üzerinde yapıyor. Çünkü soruyor. Notit seftini aldın mı diyor. Notit sefti ne pakın yaptın mı diyor. Notit sefti pakın yapıyoruz. Dolayısıyla işlem yaptığımız şey notit seft. O zaman notit seft ne? Akuzatif. Artık eli Das. Dolayısıyla dein ne olacak? Aynı şekilde kalacak. Çünkü bakın ne oluyordu? Ya bilmemiz gereken tek şey aslında das ve ein. Geri kalan her şeyi buna uyarlayabiliriz. Akuzatifte das ne oluyordu? Das olarak kalıyordu ve aynı olarak kalıyordu. Yani das değişmiyor. Dolayısıyla bu da dein olarak kalacak senin. Mesela benim defterimi einpacken packed yaptım desedi, Hastu my note set ange pack diyecekti. Mesela diyelim ki burası Flashe olsun. Flashe, d Flashe olacak ya. D flash'e. Yani şişeni, su şişeni, vasa flash'e diyelim. Su şişeni angepak yaptı mı dediğimizde ne diyecek? Hastu dayne diyecek. Çünkü di artikeli aynı nominatif normalde di ve aynı olarak söylüyoruz. Belirli, belirsiz. Akuzatifde değişiyor mu bunlar? Hayır, aynı kalıyor. D ve aynı olarak kalıyor. Dolayısıyla burada da yine dayne. Hastu dayne flaşe Ange Park diyecekti. Devam edelim. Diyor ki mesela da Ruben liegt orada diyor. Liegt yatar noch deine Brille. Bakın. Da Ruben liegt noch deine Brille. Şimdi cümlede neye bakıyoruz? Önce bu biriyle ne hangi pozisyonda? Akuzatif mi, datif mi, nominatif mi? Bakın. Da Ruben liegt. işlemini kim yapıyor? Biriyle yapıyor zaten. O zaman birilellik dolayısıyla nominatif pozisyonunda di1 ile olduğu için nominatifte di ne oluyordu? di ya da aynı oluyordu. Dolayısıyla bu ne olacak? yine olacak. Da du noh liegst birile. Hala orada duruyor gözlüğün diyor. Hala orada yatıyor diyor yani böyle yan koyuyoruz ya gözlüğü o yüzden. Devam. Ich be ez regnet. Nim Deinen, şim, mit. Tekrar bakıyoruz şimdi. Burada ne var? Burada şemsiye var değil mi? Şemsiyeyi şöyle bir işaretleyelim. Faaliyet ne burada? Mit name'ın. Mit name'ın işlemini. Bakın bu sefer şim mit yapmıyor. Mit işlemini biz ya da işte burada söylediği kişi yapıyor yani. Sen diyor al diyor. Aldığı şey ne? Şim. Dolayısıyla der şirm burada akuzatif pozisyonda. Mitneyim'in işlemini şirim üzerinde yapıyor. Akuzatifde der ne oluyordu? Den oluyordu. Ayn olarak nominatif olan der aynın oluyordu akuzatifde. Dolayısıyla burada ne olacak? Dayının olacak. Senin şemsiyeni al. Sanıyorum yağmur yağıyor. Al şemsiyeni diyor. İyi hali E hali karıştırmıyorum. Çok uymuyor bu. O yüzden mitneyman name'ın işlemini şirm üzerinde yapıyor. Burada kimse artık. O akuzatif pozisyonda oluyor o yüzden. Dolayısıyla der şirmde akuzatif den, de, dynen, minen şeklinde değişiyor. First to mid Farat sur university. Ne dedik? Önce bakıyoruz proposisyon var mı? Sonra isme bakıyoruz. Proposisyon yoksa hangi pozisyonda. Ona göre de artikelini veya possessive artikelini işte mine'ı, dine'ı değiştiriyoruz. Şimdi festu mit. Bakın mit. Mit ne yapar? Her zaman dativ yapar. Hemen isme bakıyoruz. Ney Farat, Ne farat? Far das farat. Dolayısıyla das ne oluyordu? Dativde dem oluyordu. Yani aynı. Aynı mı oluyordu? Aynı mı oluyordu? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ich fahre mit meinem Fahrrad zur Universität. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Mesela arabayla işe gidiyorum diyelim. Ich fahre mit meinem Auto. Auto da das ya. O yüzden. Ich fahre mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Mit meinem Auto zur Arbeit. O da mit meinem Fahrrad zur Arbeit diyebilirsiniz. Evet, devam. Trist du dich nach dem Unterricht noch mit deinen Freunden. Burada bakıyoruz mit var. Mit ne yapar? Dativ yapar. Freunden ne di Freunden? Çoğul. Çoğullarda ne olur? Dein'n olur. En gelir sonuna ve Freunde normalde bunun çoğulu onun da sonuna e geliyor. Freunden oluyor çoğullarda ne oluyordu yani? En geliyor artikelin sonuna ve ismin sonuna. Nach dem Unterricht. Nach dativ yaptı. Der Unterricht. Dem Unterricht oldu. Hab viel Spaß an deinem ersten Tag. Mutlu oluyor. Keyfine bak diyor. ilk günde. Hemen bakıyoruz. Proposyona var. An. Ne yapar? Dativ veya akuzatif yapar. Burada ne yapmış? Dativ yapmış çünkü hareket yok. Hafif şıpas diyor sadece. Bir yerden bir yere gitme yok. Dolayısıyla Esten tak. Bakın tak ne der. An dativ yaptığı için dem oldu bu. Ayn. Ein. Aynım oldu yani. Dainim oldu. M geldi sonunda. Dainin sonuna M geldi. Senin esten sıfatlarda da ne oluyordu? Ersten. Hemen şuraya sıfatların çekimlerini de koyuyorum. Oradan bakarsınız. Devam edelim. Kurt kısa cevaplar. Schreiben'si Kurt Sandford'un bir baş bil. Baş bildeki gibi kısa cevaplar verin diyor. Mit wem kimle telefonu yastu? Telefon ediyorsun. Ich muta. Ben mutarla diyeceğiz. Mit meiner muta. Benim annemle. Bakın mit ne yapar? Dativ yapar. Di muta ne olur dativde? Der muta olur. Dolayısıyla mine. Benim diyeceğim için miner muta. Mesela senin annenle konuşuyorum deseydik. Mit diner muta. Mesela onun annesiyle konuşuyorum deseydik. Mesela eşinizin annesiyle konuşuyorsunuz. Siz bir bayansınız. Erkeğin annesi. Mit zayner muta. Erkeksiniz. Eşinizin annesiyle konuşuyorsunuz. Onun annesiyle konuşuyorum diyeceksiniz. Mit irer muta. Ir onun demek. Burada sonuna er getiriyoruz. Mutardan dolayı ve mitten dolayı. Diyor ki, Vorube sprecht ihr gerade. Siz ne hakkında konuşuyorsunuz diyor. Wo bunu da yapmıştık. Buraya koyuyorum linkini. Wo'nun kullanımı. Onu da tekrar izleyebilirsiniz. Vorube be ihr gerade. Kimle konuşuyorsunuz? Burada bizim pau mitak pauzemiz hakkında diyeceğiz. Über unzere pauze. Bizim diyor öğle tatilimiz hakkında konuşuyoruz. Über ne yapar? Burada bir şey var. E, O zaman önce proposisyona bakacağız. Über ne yaptı burada? Akuzatif yaptı. Unzere mi takıp pause? Pause ne? Di. Mesela bu dativ yapmış olsaydı unzerer olacaktı. Yukarıdaki gibi. Okey. Von wem hat er bize e email bekommen von wem kimden hat bekommen aldı her krah bu e-maili diyor onun diyeceğiz eğer kolegesinden yani iş arkadaşından aldı von seinem kollegen von ne yapar her zaman dativ yapar kollege der kollege von Zaim Kollegen. Burada bir endeklinasyon olması lazım. Endeklinasyonla ilgili hiç video yapmadım. Endeklinasyon konusuna bakarsanız burayı daha iyi anlarsınız. Notum alıyorum. Endeklinasyonla ilgili bir e, video yapalım. Evet, devam ediyorum. Mitwem geht Maya heute ins Kino. Maya Z yani bir bayan onun arkadaşıyla diyecek. Mit ihr bakın. Mit ihr onunla Freund der olduğu için iram oldu. Mit dativ yaptı. Freund der bunun sonuna m geldi. Diyelim ki bu er olsaydı şurası Freundin olsaydı ne yapacaktık? Mit zainer Freundin olacaktı. Bakın 3 4 tane buradan örnek çıkar. Hemen yapalım. Mit zainer Freundin. Zain erkekler için onun demek. Die Freundin. Mit dativ yaptı. Die der oldu. Dolayısıyla buraya Zayner oldu. Burada nasıldı? Burada bakalım. Mit dativ yapar. Freund şu ihr onun bayanlar için. Freund der. Der Freund dem olur dativde. Mit dativ yaptı dem oldu. Ihrem oldu. Okey? Umarım anlaşılıyordur. Şimdi aslında çok zor değil işte. Birkaç tane tablo var. Hemen o tablolar gelsin. Mesela bu tablo var. İsmin halleri. Mesela bu tablo var. Sıfatların halleri. Hepsi de birbirine çok benziyor. Bu tablo var. Possesif artikel. Benim, senin, onun nasıl denir? Bu tablo var. Bana, sana, ona nasıl denir? Bunları aşağıdan geri dön bak defterine indirerek tekrar edebilirsiniz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bunları bildiğiniz zaman ki bunları bol bol örnek çözerek ve geri dönüp bakarak çok kısa zamanda e, hafızanızda kazıyabilirsiniz. Çok zor şeyler değil. Önemli olan bunları aslında kullanmak. Şunları yanlış kullanabilirsiniz bir süre. Önemli değil. İşte zayner mi diyeceğim zaynım mı diyeceğim. Çok önemli değil. Deyin ama onu. Yani miti kullanın fonu kullanın. Bu propozisyonları ve artikelleri kullanmanız lazım ki cümle kurabilin. Bunu önceki derslerimde de bol bol ifade ettim yoksa Zayner mi dedin, Zayn mı dedin çok önemli değil. Ben burada sadece pratik olsun diye gösteriyorum. Bunun doğrusunu kullanmak da zor değil ama zaman alacak. O zaman alana kadar da yanlışını kullanın. Önemli değil. Sadece önemli olan burada ilk etapta artikel, proposisyon, mind, dein, zayn, ear bunların kullanımı. Bunları unutmadan işte ist, bist gibi bu zayn fiilinin çekimlerini falan Kullanmayı unutmadan cümle kurmak. Yanlış söyleyebilirsiniz. Önemli değil. Devam. Viva es. Evet. Nasıldı? Halo. Viva. Ullop. Der ullop. O yer. Ney? Sizin. Yani ir. Siz. Çok kişi var karşıda. Ee, ama sizde aynı seviyede Mesela siz öğretmezsiniz çocuklar Veya arkadaşlarınız fazla grup var Birkaç kişi arkadaşınız onlara soruyorsunuz Sizin derken tatiliniz nasıldı O yer olarak kalıyor O yer sizin We var O yer Urlaub Sizin tatiliniz nasıldı Neden aynı kalıyor çünkü burada bir işlem yapmıyoruz Urlaub üzerinde Urlaub'ın nasıl olduğunu soruyoruz Aslında şu fiil var fiili Nasıldı fiili V var fiil V var diyelim yani nasıldı olayı Urlaub üzerine sorulduğu için yani bir işlem yok Urlaub şöyleydi mesela Unzer Ullop va şön diye bir cevap verebilir buna. Unzer bizim tatilimiz var şön çok iyiydi. Bu da unzer olarak kalır. Bizim herhangi bir ek gelmez çünkü nominatif pozisyonunda. Aynı şekilde var oyar hotel şön sizin Ot, oteliniz iyi miydi diyor. Ya unzer hotel var schön. Bizim otelimiz iyiydi. Habt eigentlich mit? Bakın mit'i gördük. Dativ var. Hemen kinder'e bakıyoruz. Kinder, di kinder ve çoğul. Dativde çoğullar ne oluyordu? En geliyordu sonuna ve buraya da en geliyordu. Den oluyordu. Dolayısıyla ne yapacağız? Habt ihr eigentlich mit euren kindern urlaub gemacht? Çocuklarınızın tatil yaptınız. O da Zaytir elayne gefarın yalnız mı sürdünüz diyor. Okey. Mite baktık. Dativ. Kindere baktık. Çoğul. Dativde çoğullar den olur. Ve sonuna en ekini alır. Den. En. Evet. Sekt uns doh mal oyre urlaub fotos. Bakın. O yer. O yer sizin demek. Burada o yüre demiş çünkü saygın işlemini Urlaub fotosu üzerinde yapıyoruz. Bize gö göster diyor, bize gösterin, unut bize demek. Bize gösterin diyor bir tatil fotoğraflarınızı. Tatil fotoğrafları burada di O yüzden o yüre çoğulda ne oluyordu di'de normal e akuzatilde E ekini alıyordu mine ediyorduk mesela. İşte dine, zayn ediyorduk. Onun gibi burada da oyre demiş. O yere demiyor. Oyre diyor. Böyle bir değişiklik var. Devam. Vardas der bilik fon oyrem balkon tol. Hemen bakıyoruz bir fon var. Datif yapar. Diyor ki manzara güzel miydi balkonumuzdan? Bu datif yapar. Hemen balkona bakıyoruz. Der balkon. Der datif de ne olur? Dem olur. Oyre sizine ne ekliyoruz? Emekliyoruz. ekliyoruz. Oyrem oluyor. Okey? Devam. Oyre urlaube sind einfach immer super. Sizin tatilleriniz harika. Tek kelimeyle harika diyor her zaman. Oyre. Çünkü burada herhangi bir dativ akuzatif pozisyonu yok. Nominatif. Sizin tatilleriniz diyor. Çünkü burada esas fiilin sahibi urlaub güzel olan şey Urlaub. Okey? Devam ediyorum. Wellness. Wellness. Rahatlama işte bu masaj falan. Onlarla ilgili bir cümleler var. Passenden forma koyun diyor. Ziyi. Yani büyük Ziyi. Bakın. Sizin diyecek. Sizin ne demek? Ear. Sizin demek. Ve ear onun da demek aynı zamanda. Küçük zi'nin, Büyük ki de. Küçük ki de aynı. Ear. Evet. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Neden? Für akuzatif yapar. Die E-Mail. Eine E-Mail. Akuzatif de die E-Mail ve aynı E-Mail olarak kalır. Dolayısıyla burada da Ihren sonuna sizin sonuna E geliyor. Ihre E-Mail oluyor. Wie besprochen konuşulduğu gibi çok güzel. Bir beş şike Şikeyh inin size gönderiyorum. Unzer aktüeles angebot für ein wellness wochenende. Bir wellness hafta sonu için size teklifimizi şu anki aktüel olan güncel olan teklifimizi gönderiyorum diyor. Das angebot bu. Unzer. Bakın. Unzer. Bizim. Şikeyh inin Unzer, aktuelles angebot. Das angebot olduğu için... ...şıkın işlemini neyin üzerinde yapıyorum? Angebot üzerinde yapıyorum. Das angebot olduğu için... ...akuzatif pozisyonda das değişmiyor. Das olarak kalıyor. Aynı da değişmiyor. Aynı olarak kalıyor. Dolayısıyla unzer de değişmez. Unzer olarak kalır. Aktueles, bakın. Unzer, aktueles, angebot. Neden burada es geldi? Çünkü... Tekrar buraya sıfatların çekimlerini koyuyorum. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Eğer bir belirsiz artikel varsa aynı aynı gibi. Fat sonuna ismin artikeli neyse onun gibi bir ek alıyor. Das ise es alıyor. Di ise e alıyor. Derse er alıyor. Mesela velev ki bu angebot der olsaydı aktüeler olacaktı. Bu da aynı aynı gibi belirsiz bir artikel görevi görüyor aslında. Unzer aktüeles angebot diye olsaydı unzer unzere aktüele angebot olacaktı. Ha burada gerçi der olsaydı şöyle olacaktı. Unzeren aktüelen angebot olacaktı. Çünkü der ne olur? Den olur akuzatifde. Ve bu da en ekini alır. Bu da enekini alır. In price inclusive in price inclusive fiyata dahil ist aynı privat üstünde bir özel saat var. Mit ne yapar? Datif. Yoga leğrenin zane. Yoga leğrenin ne? Di. Di ne olur datifde? Der. Bizim diyecek unzer. Der olacak. Unzerrer oldu o yüzden. Çok güzel. Bakın burada da normal nominatif pozisyonunda unzer küchen şef. prezentiyat den gast gestin täglich, seine Bestin. gerichte. Çok güzel bir kullanım. Unzer küchen diyor. Zaten bizim küchen şefimiz. Eğer bu küchen şefin olsaydı unzer e küchen şefin olacaktı. Nominatı de e oluyor çünkü. Das olsaydı yine unzer küchen şef olacaktı. Der bu unzer küchen diyor. Presentiert sunar. Sunduğu şey ne? Gerichte. Okey? Gerichte. Yani yemekler. Yemekleri sunar. Presentiyat işlemini gerichte üzerinde yapıyor. Dolayısıyla gerichte burada Aksotip pozisyonunda D gerikte. Zayne besten gerikte. Hemen tablomuz gelsin. Neden burada en olduğunu görelim. Bu akusatif pozisyonda olduğu için D. D olduğu için burası Zayne olacak. Ve bakın burada bir datif örneği de var. Çok güzel. Prezentiyat işlemini gerikte üzerinde yapıyor. Nereye doğru? Gestine doğru. Yani müşterilere doğru. Dolayısıyla müşteriler burada dativ pozisyonunda. D'nin çoğul burada guest'in müşteriler. Çoğul D'nin dativi ne? Den. O yüzden den oldu. Den guest'in müşterilere demek. Evet. Bu cümleyi mutlaka yazın. Kenarda dursun. Şuna dativ deyin. Buna akuzatif deyin. Bu az önce gelen tablo yine gelsin. Bu tabloyu da mutlaka çıkarmalıysanız çıkarın. Kenara bir yere asın. Bol bol geri dönüp bakın. Devam edelim. Und, fals, sie, mit. Bakın, mit. Bir kere dativ yapar. Auto, das auto. Dativ de ne olur? Dem, Zi Saygı duyduğumuz birisine söylüyoruz ya. Sizin diyeceğiz, ihr. E, Dative oldu, iram oldu. Auto'ya göre çekiyoruz bunu ear'ıma. Mite ve auto'ya göre ear sizin e, possessif posesif yani sahiplik bildiren iyilik ekini, iyilik e, zamirini ear'ım olarak çekiyoruz. Können Sie in bizim in dativ yaptı. Bizim diyecek dativ tief garaje'ye bakıyoruz. Die tief garaje. Di dativ'de ne olur? Der olur. Bizim ne demek? Unzer demek. O zaman dere göre çek, değiştireceğim unzeri. Unzerer oldu. In unzerer tif Kısaca tekrar ediyorum bakın. Kısaca tekrar ediyorum. Önce propozisyona bakıyorum. In. Hareket yok dativ yaptı. Sonra tif garaje. Di. Ne olur? Der. Sonra ne diyeceğim ben? Bizim mi sizin mi onun mu kimin tif diyeceğim? Bizim diyeceğim. Unzer bizim demek. Tif garaje di de. der olduğu için unzerer oldu. Mesela sizin deseydik nasıl diyecektik? İrer. Saygı bildirdiğim sizin. Onun. Zayner. Tif garajı. İşte başka ne var? Oyrer. Sizin tif garajı gibi. Umarım anlatabilmişimdir. Sorularınız olursa mutlaka yazın. Bununla ilgili çok daha fazla örnek çözebilirim isterseniz. Daha iyi anlaşılması için. Eğer bu konuda birkaç video daha gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve yorumlara mutlaka yazın. Ben de elimden geleni yapmaya Çalışıyorum. Eğer bana destek olmak istiyorsanız bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Linki aşağıda. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.